Evet, gelin bu integrali hesaplamaya çalışalım. İlk gözümüze çarpan şey bunun kesirli bir ifade olması. Payın derecesi ile paydanın derecesi aynı. Belki de bizden cebirsel uzun bir bölme işlemi yapmamız isteniyor. Öyle yapalım. x kare artı x eksi 5'e alalım ve onu x kare eksi 1'e bölelim. x kare artı x eksi 5. En yüksek dereceli terimle başlayalım x karede kaç tane x kare vardır? Bir tane. Farklı bir renge geçeyim. Evet, bir tane var. 1 çarpı x kare eksi 1, x kare eksi 1 eder. Bu yeşil ifadeyi pembe ifadeden çıkarttığımızda veya pembe ifadeyi yeşilin negatifi ile topladığımızda burası eksi x kare artı 1 oldu. Toplarsak x kare ile eksi x kare birbirini götürür. x aşağı iner, eksi 5 artı 1, eksi 4 eder. Yani kalanımız x eksi 4 oldu. Artık integralini hesaplamak istediğimiz bu ifadeyi başka bir şekilde yeniden yazabiliriz. Nasıl? Şöyle. 1 artı x eksi 4 bölü x kare eksi 1, burayı morla yazsam daha iyi olacak, bölü x kare eksi 1. Ne yapmış olduk? Payın derecesini paydanınkinden daha küçük hale getirdik. Buradaki 1'in ters türevini almak zaten gayet kolay. Peki şimdi ne yapacağız? x kare eksi 1'in türevini aldığımızda 2x'li bir şey buluruz. Yani derecesi bununla aynı olur. Ama x eksi 4'e eşit olmadığı için değişken değiştirme yöntemi burada pek işimize yarayacak gibi görünmüyor. O zaman ne yapacağız? O zaman ne yapacağız? Cebirsel alet çantamızdan bir başka alet çıkaracağız ve kısmi cebir açılımı uygulayacağız. Yani bu ifadeyi paydalarının dereceleri daha düşük olan iki rasyonel ifadenin toplamı olarak yazacağız. Peki bu ne demek? Buradaki bu ifade, yani x eksi 4 bölü x kare eksi 1, şu şekilde de yazılabilir. x eksi 4 bölü, paydayı çarpanlarına ayırırsak, x artı 1 çarpı x eksi 1 haline gelir, değil mi? Yazalım x artı 1 çarpı x eksi 1. Kısmi kesir açılımı dediğimize göre bu ifadeyi bir a terimi bölüp x artı 1 artı başka bir b terimi bölü x eksi 1 şeklinde yazacağız demektir. Peki bunu yapabilir miyiz? Denemeden önce bu iki kesir topladığımızda ne elde edeceğiz? Ona bir bakalım önce paydaları eşitlememiz gerekiyor, değil mi? Bunun için de x artı 1 ile x eksi 1'i çarpacağız. Şu an anlattıklarım hiç tanıdık gelmiyorsa, önce kısmi kesir açılımına dair o konuda yaptığımız videolara bir bakın. Çünkü burada yaptığımız şey tam olarak o. Bu iki terimin toplamına dönersek, ortak payda paydaların çarpımına eşit olur, değil mi? Yani x artı 1 çarpı x eksi 1. İlk terimde hem payı hem de paydayı x eksi 1 ile çarptığımıza göre, a çarpı x eksi 1'i bir yazalım. Artı, ikinci terimde pay ve paydayı x artı 1 ile çarpıyoruz. b çarpı x artı 1. Peki şimdi ne oldu? Bu neye eşit oldu? Evet, tekrar bir renk değiştirelim. Bu kalemun gibi. Pay a x eksi a artı b x artı b'ye eşit oldu. Payda ise en iyisi sürekli yazmaktansa şunu kopyalayıp yapıştıralım. Kopyala, yapıştır. Evet, artık tekrar tekrar kullanabiliriz. Bölü çizgisini de çekelim. X'leri gruplarsak bu ifadeyi şu şekilde yazabiliriz. ax artı bx'i x parantezine alalım. Ne olur? a artı b çarpı x. Geriye eksi a ve artı b kaldı. Artı b eksi a. Bunları da parantez içine alalım ki sabit terimleri gruplamış olalım. Ve tüm bunları bu kopyalayıp yapıştırdığım paydaya böleceğiz. Yani x artı 1 çarpı x eksi 1'e. Ve böylece kısmi kesir açılımının özüne ulaşmış olduk. Bu sonuca ulaşabileceğimiz tezinden hareket edip buraya kadar geldik. Yani bizim için bu durumu sağlayan bir a ve bir b değeri var ve bu sonucu sağlayan a ve b değerleri olduğuna göre a artı b buradaki x teriminin katsayısı olmalı. Yani a artı b 1'e yani bu katsayıya eşit olmalı. b eksi a ise sabiti yani eksi 4'ü vermeli. Yani kısaca a ve b'yi bu koşullara uyduracağız. Evet başlayalım. Buradan başlıyorum ki biraz yerimiz olsun. a artı b eşittir 1 ve b eksi a Hatta bunu eksi a artı b şeklinde yazalım. Bu da eksi 4'e eşit. Sağ ve sol tarafları birbirleriyle topladığımız zaman a'lar birbirine götürür. 2b eşittir eksi 3 sonucuna ulaşırız. O halde b eşittir eksi 3 bölü 2 olur. a'nın da 1 eksi b'ye eşit olduğunu bildiğimize göre a eşittir 1 artı 3 bölü 2 olur. Çünkü b eksi 3 bölü 2'ye eşit. O halde a 5 bölü 2 eşittir. a 5 bölü 2, b ise eksi 3 bölü 2 oldu. Artık tüm bu ifadeyi integralini daha kolay anlaşılır bir hale getirebiliriz. İntegral 1 artı a bölü x artı 1, a 5 bölü 2 eşittir. Şöyle yazalım. 5 bölü 2 çarpı 1 bölü x artı 1 bu şekilde yazdım çünkü bunun ters türevini almak çok kolay. Artı b bölü x eksi 1. Yani eksi 3 bölü 2 çarpı 1 bölü x eksi 1. Yani buradaki terimi yazmış olduk. Ve sonuna da dx yazalım. Yaptığımız şey şu, bu ifadeyi aldık, kısmi kesir açılımı uygulayarak bu şekle soktuk. Artık bu integrali almak gayet kolay. 1'in ters türevi x 5 bölü 2 çarpı 1 bölü x artı 1'in ters türevi artı 5 bölü 2 ln çarpı x artı 1'in mutlak değeri. Nasıl yaptık? x artı 1'in türevi 1'dir. Türev orada olduğuna göre x artı 1'e göre ters türev alabildik. Veya daha önceki örneklerde yaptığımız gibi değişken değiştirme yöntemini kullanabilirdik. u x artı 1'e eşitlerdik. Buraya geçelim. Buraya eksi 3 bölü 2 çarpı ln. Mutlak değer içinde x eksi 1 olur. Buradaki ters türevi nasıl aldıysak bunda da aynı mantık geçerli. Ve tabii ki sabitimizi de unutmuyoruz. Ve bitti. İfadenin integralini hesapladık.